Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Dün Gever'de devlet terörü yaşandı. Polis Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'i katletti. Polisin katlettiği Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in cenazeleri dün gece 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Hastanesi'nde otopsisi yapıldıktan sonra alındı. Cenazeler Sebze Halinin yanında bulunan camiye götürüldü. Cenazelerin BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da katılacağı törenin ardından Gever'e gönderileceği belirtildi. Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in ön otopsisi dün gece tamamlandı. Raporda Mehmet Reşit İşbilir'in isabet eden 6 kurşunla Veysel İşbilir'in ise 2 kurşunla yaşamını yitirdiği belirtildi. Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in katledildiği noktada olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 16 saat sonra inceleme başlattı. Gece kar yağışının meydana geldiği Gever'de 16 saat sonra başlatılan olay yeri incelemesi akıllara delillerin karartılmak istendiği şüphelerini getirdi. Gever'de dün yaşanan katliama ilişkin son gelişmeleri almak üzere Gever'e bağlanıyoruz. Gazeteci Sami Yılmaz hattımızda. Sami, sesimi duyuyor musun? Sesini de alıyorum. Sami, son durum nedir? Halkın tepkisi nedir? Bize kısaca özetleyebilir misin? Evet. Başta şunu belirteyim. Halkın tepkisi sabah saatlerinde kepenklerini açmayarak ve şu saate kadar çarşı merkezine dolan yurttaşlar kaldırımlarda, cadde ortalarında durarak cenazenin gelmesini bekliyor. Yine kepenklerle beraber araçların da sokağa çıkmadığı görüldü. Yurttaşların genelde siyah giydikleri görüldü. Şu an çarşı merkezi tamamen yurttaşların cenazeyi karşılamak için toplandıkları binlerce yurttaş çarşı merkezine bekliyor. Öte yandan sabah saatlerinde Van'dan çıkan otopsi işlemleri sona eren Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in cenazeleri alındı ve şu saat itibariyle Başkale'ye kadar gelmiş durumda. Büyük bir konvoya geldiğini öğrendik. Konvoyla beraber BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, yine HDP eş başkanı Sabahat Tüncel de katılacaklardı. Ancak konvoya yetişemedikleri için kendileri cenaze merasimine katılacaklar yönünde bilgi aldık. Yüksek orada şu anda bir beklenti içerisinde. Konuyla ilgili tepkiler de söz konusu. Özellikle Esnaf Sanatkarlar Odası bu konuda çok tepkili. İrfan Sarı ile görüştük. Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı. Kendisinin işte aslında iki tane esnafına ve odaya ait iki tane üyesine yapılan saldırının aslında Yüksekova esnafına bir gözdağı olduğunu dile getirdi. Ancak Yüksekova esnafı demokratik duruşunu sergileyeceğini, barışa yönelik umutlarını sergileyeceğini ve tavrında da daha da netlik olacağını söyleyerek söyledi. Şu an itibariyle Yüksekova'da cenaze beklemiyor. Cenazeler Yüksekova'ya girdikten sonra Tışla Mahallesi'ndeki merkez camiye alınacak. Orada dini vecibeleri yerine getirildikten sonra ilçede Van yolu üzerinde 4 kilometre uzakta bulunan Majerge mezarlığına kitlesel olarak götürüp defnedilecekler. Teşekkürler Sami Yılmaz. İyi yayınlar. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı dün Cölemergin Gever ilçesinde polisin gerçekleştirdiği bu katliama ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada şehit düşen Reşit ve Faysal İşbilir'in ailelerine başsağlığı, yaralılara şifalar diliyor, onların özlemlerini başarıya ulaştırma sözümüzü yineliyoruz denildi. AKP hükümeti döneminde katledilen yüzlerce sivil Kürt'e ilişkin iki kişinin daha eklendiğini belirten eş başkanlık açıklaması şöyle devam etti. AKP hükümeti döneminde sivil öldürme normalleşmiştir. AKP hükümeti döneminde yüzlerce sivili katledenler ellerini kollarını sallayarak dolaşmaktadır. 1,5 aylık Mehmet Uytun'u katleden polislerin bile yargılanması bizzat AKP ve cemaat savcıları tarafından engellenmiştir. Roboski katliamının normalleştiği bir ülkede Gever'deki ölümler de normalleşir ve devam eder. AKP hükümeti döneminde yaşanan tüm cinayetlerin faillerinin polis ve askerler olduğunu belirtilen açıklamada, polisin rastgele öldürmesi, savcıların rastgele tutuklaması Türkiye'nin esas hukuku haline gelmiştir dedi.
1990'lı yılları ile bugünü karşılaştıran eş başkanlık, devlet biz öldürdük ama hiçbir şey yapamazsınız diyerek 1990'lı yıllardan daha kötü bir yaklaşım içindedir. Bundan daha tehlikeli bir devlet anlayışı olamaz dedi. Kürt Halk Önderi'nin başlattığı sürece değinilen açıklamada AKP'nin ikiyüzlü politika izlediği kaydedildi. Ve Kürt halkı ve demokrasi güçlerine saldıranlara karşı demokratik mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı. Kürt halkını hedef alan siyasi soykırım sınırsız boyutlara ulaştı. Sadece Şırnak merkez ve ilçelerinde son bir ayda 20'si çocuk 36 kişi tutuklandı. Son bir ayın verileri kentte adeta fiili bir OHAL ilan edildiğini kanıttı. Kent genelinde 20'si çocuk 36 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Baskın yapılan evlerde adeta terör estirildi. Özel hareket polisleri evlere kapı ve pencereleri kırarak girdi. Evlerde bulunan aile fertlerine fiziki ve sözlü saldırıda bulundu. Sıradaki haberimiz Eskişehir'den. Türkiye'de askeri kışlalar adeta ölüm saçıyor. Bir şüpheli asker ölümü haberi de Eskişehir'den geldi. Edinilen bilgiye göre Eskişehir 1. Hava Kuvvetler Komutanlığı'nda askerliğini yapan Er Hüseyin Acılıkaya göğsünden vuruldu. Ağır yaralanarak Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acılıkaya müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acılıkaya'nın şakalaştığı er TG'nin elinde bulunan tabancanın patlaması sonucu vurulduğu öne sürüldü. Bir sonraki haberimiz Orta Afrika Cumhuriyeti'nden. Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne askeri operasyon başlattı. Operasyon haberi ardından başkent Bangui'de şiddet tırmandı. İki günden bu yana devam eden şiddetli çatışmalarda en az 300 kişi öldü. Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında görev yapan Fransız güçleri başkentte güvenli noktalar oluşturmaya çalışıyor. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkede kendisini ülkenin ilk Müslüman devlet başkanı ilan eden Michel Kodatia'nın iktidara gelmesinden sonra çatışmalar şiddetlenmişti. Ülkede şu an Afrika Barış Gücü'ne bağlı 2500 asker bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in bir yıl geçerli olan kararına göre bölgede görev yapacak Afrikalı askerlerin sayısı 3600'e çıkarken yaklaşık 1200 Fransız askeri de bölgede konuşlandırılacak. Kuzey Avrupa'yı etkisi altına alan fırtına can kayıplarına neden oldu. İsveç'te ise meydana gelen fırtına ve sel nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. İsveç medyasının verdiği bilgilere göre dün akşam etkili olmaya başlayan aşırı yağış ve fırtına ülkenin kıyı kesimlerinde yaşamı durdurdu. Şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı. Fırtına sebebiyle Malmö ve başkent Stockholm'de havalimanlarında rötarlı inişler yaşandı. İsveç ve Danimarka arasındaki Avrupa'nın en uzun köprüsü olan Øresund Köprüsü trafiğe açılmadı. Fırtına nedeniyle on binlerce kişinin elektriksiz kaldığı belirtilirken 40 bin eve elektrik verilemediği kaydedildi. Dünya dün sabah saatlerinde onun ölümüyle sarsıldı. Güney Afrika'nın efsanevi lideri 95 yaşındaki Nelson Mandela yaşamını yitirdi. Mandela, apartheid rejimine karşı yıllarca direnen demokrasi ve eşitlik mücadelesinin lideri olarak tanındı. 27 yıl bir adada hapis yattıktan sonra Güney Afrika'da seçimle iktidara gelen ilk siyahi devlet başkanı oldu. Mandela, dünyanın çatışmalı olan başka bölgelerinde de umudun adı oldu. 40 yıl içerisinde 100'den fazla ödül aldı. Kürt halkı 1992 yılında kanlı cinayetlere kurban giderken Türk devleti de Mandela'ya barış ödülü verdi. Ancak Mandela ödülü elinin tersiyle bir kenara itti. Mandela bir yıl sonra 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 10 Mayıs 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı seçildi. Mandela akciğer enfeksiyonu geçirmesinin ardından uzun süre hastanede kalmış ve sonrasında evinde tedavi görmeye başlamıştı. 8 Haziran 2013 gününde hastaneye kaldırılan Mandela, 5 Aralık 2013'te hayata gözlerini yumdu. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, önceki gece hayatını kaybeden Nelson Mandela'ya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Eş Başkanlık, büyük özgürlük ve demokrasi savaşçısı ve Kürt dostu Nelson Mandela'nın ölümünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz dedi.
Güney Afrika halkı başta olmak üzere ırkçılığa ve sömürgeciliğe karşı mücadele veren tüm halklara ve ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Eş başkanlık açıklamasında Nelson Mandela'yı unutmayacaklarını ve mücadelesini yeryüzünü tümden özgürleştirinceye kadar sürdüreceklerini kaydetti. Mandela'nın sadece Güney Afrika için mücadele etmediğine dikkat çeken eş başkanlık, onun mücadelesi tüm dünya için özgürlük ve demokrasi mücadelesi olmuştur dedi. Açıklama şu vurguyla sona erdi. Büyük özgürlük savaşçısı Nelson Mandela'nın özgür ve demokratik yaşam özlemini İmralı cezaevinde daha yükseklerde dalgalandıran Önder Apo'nun büyük mücadelesi ve yarattığı değerler de Önder Apo'yu Kürt halkıyla birlikte özgürleştirecektir. Kürt siyaseti Mandela için başsağlığı mesajları yayınladı. Demokratik Toplum Kongresi DTK Mandela adı haklarından yoksun halklar için nasıl bir gurur ve sevinç kaynağı ise vefatı da o derece üzüntü verici olmuştur dedi. Ve Kürt halkının Mandela'yı her zaman kendine yakın gördüğüne dikkat çekti. DTK mesajında başta Güney Afrika halkı olmak üzere Kürt halkına ve insanlığa başsağlığı dileğinde bulundu. BDP ve HDP genel merkezlerinden de mesajlar geldi. BDP eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak, tüm ezilen halkların Mandela gibi önderlerin açtığı yolda baskı ve zulme karşı direneceğini belirtti. Mesaj, yoldaşımız Madiba'nın hatırası mücadelemizde yaşayacaktır sözleriyle sona erdi. HDP eş başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü de Mandela'nın Türkiye ve Kürdistan halklarının yüreğini bir güneş gibi ısıtmaya, yollarını aydınlatmaya ve umutlarını beslemeye devam edeceğini söyledi. Ve Mandela'nın direnen halklar için bir sembol olduğuna vurgu yapıldı. Son haberimiz, dün 20'si tutuklu 46 Kürt gazetecinin yargılandığı Özgür Basın davasının 4. duruşması vardı. Duruşmayı BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da izledi. Demirtaş, özgür basın geleneğinin yargı eliyle susturulmak istendiğini belirtti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın dünkü oturumu avukatların müvekkillerinin tahliye talebiyle başladı. Duruşmayı BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi, BDP'li ve HDP'li yöneticiler izledi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'de ilk defa bir davada 46 gazetecinin birlikte yargılandığına dikkat çekti. 12 Eylül döneminde bile 32 gazeteci yargılanıyordu diyen Demirtaş, gazetecilere seslendi ve tüm basın mensuplarına davayı sahiplenme çağrısı yaptı. Avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, Nilgün Yıldız'ı tahliye ederken diğer gazetecilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 13 Ocak 2014 tarihine ertelendi. Haberleri sunduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.